Pekala, emlak konut GEO. Şimdi emlak konuta gelince ana konuda. Şimdi tabii ki emlak konut hep hani konuştuğumuz kağıtlardan bir tanesi. Neden? 10 liranın altına gelince benim radarıma giriyordu döneminde, ama emlak tabii ki iki tane büyük hikayeyle birlikte oraya biraz şerh düşürdü. Nedir o hikayeler? Bir tanesi işte Fikirtepe operasyonu, o kasadaki büyük paranın gitmesi. Ya bunun olumlu olduğunu, olumsuz olduğunu da söyleyenler de var. Benim için olumsuz. Çünkü ben kısa vadede o paraya güvenerek aslında bir miktar hamle yapıyordum. Çünkü oradaki ana konu, ana dinamik şuydu. Oradaki paranın değeri, yani aslında bir sigorta şirketi mantığıyla da bakıyordum. O kasadaki paranın değerlenmesi hikayesi üzerinden gidiyordum. Burada da baktığım zaman emlak konutta hala hikaye bozuldu diyebileceğim bir yer yok. Ama çok yıprandı hikaye. İş modeli olarak inanılmaz iyi olan bir şirket üzerinden hem bu hikaye bozuldu, hem de artık Türkiye'nin yapılanma konjektürü içerisinde aslında emlak ne kadar önemli bir yerde olduğunu bir miktar unutturacak şekilde bilanço öncesinde de satışlar gördük. Böyle bir insanların keyfinin kaçtığı noktaya geldi. O yüzden ben gayrimenkul tarafında pozisyon alacaksam şu an emlaktan ziyade hala torunların bir tık daha ön planda olacağını düşünüyorum. Çimentoda çimse, gayrimenkulde torunlarda kalmaya devam etmekten yanayım o yüzden.